Yavuz. Meryem. Peri. Hepsi çok sinirli. Dur. Yavaş bırak. Ne oluyor ya? İyi misin? Çok tehlikeli, hepsi çok tehlikeli. Tamam, bana bak. Hepsi çok tehlikeli. Bana bak. Tamam, bana bak. Benle konuş, çok buradayım. Kurtulalım, bunların hepsini kurtulalım. Devrimi koruyamadım. Al bunların hepsini götür, çöpe at. Tamam, ben çöpe atıyorum bunları. Aynen. Kimseyi koruyamadım. Hayır, hepsi öyle bir şey olmadı. Suçum. Kimsenin suçu değil, hepsi Peri. Yapma, Allah'ı seversen. Benim yapma. Suçum. Bana bak. Benim bak suçum. Bana. Kimseyi koruyamadım. Bunlar çok tehlikeliler. Peri değil. Peri yapma. Yapma, Allah aşkına. Peri bırak. Peri. Yapma diyorum, ne olursun. Peri, ne olur. Ya, tamam, bırak. Hepsinden kurtulacağım. Hepsi çok tehlikeli. Bunların kırık o zaman. Hepsini kırarız o zaman biz de. Kalmaz. Atarız. Bulaşık derdinden de kurtulmuş oluruz. Yapma. Kimseyi koruyamadım Meryem. Kimseyi koruyamadım Meryem. Ne olur yapma. Kimseyi koruyamadım Meryem. Her şey yolunda gitti mi? Küçük bir aksilik oldu. Ama hallettim. Nasıl bir aksilik? Biri beni gördü. Bana engel olacaktı. Yolumdan çekilmesi için. Ne yaptın? Bıçakladım. Kim? Kimi bıçakladın? O kızı. Sonradan eve gelen kızı. Dehşet verici olay gündüz saatlerinde yaşandı. Küçük bir çocuk kaçırılırken evin sakinlerinden biri de cinayete kurban gitti. Sen ne yaptın? Neye karar verdiysek onu yaptım Elit. Kaçarken birini öldürmüş. Dilber'i. Evet. Tamer'in kardeşi. Yok. Gören kimse olmamış. Hı-hı. Evet. Kiminle konuşuyorsun? Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sen sakin ol. İsteyerek yapmadığını biliyorum. Hı? Vay be, ne kıymet vermişler rahmetliye. Bebek sevdirmiş kendini. Evet. Hah, çocuklar her şey hazır değil mi? Evet. Hadi siz, çocuklar da gelsin, sallan bana şu şeye götüreceksiniz. Selamünaleyküm. Dilber'in evi. İnsan tabiatına yazgılıdır derler.
Sen öylesin Bülent. Öyle bir insansın. Kendini suçlama. Şimdi Dilber için üzülüyorsan çok yol kat etmişsin demektir. Sen de şu marketi ora istersen. Konu komşunun borcu vardır. Kapatırsın Dilber'in ayrımı. Eyvallah. Ben biraz dışarı çıkardım abi hava alması için. Onu almış. Ha. Sen odana git anne. Dinlen. Bu kadın başımıza iş açacak dedim mi size? Dedim. Daha tedbirli olmamız lazım. Ne gibi? Mevlüt nasıl geçti? Bir şey öğrenebildin mi? Hayır. Bayağı bir ağzını aradım Tamer'in ama ser verip sır vermedi. Demek ki güvenini kazanamamışsın hala. Konuyu halletmen lazım. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun abi. Ama burada Tamer'den bahsediyoruz. Yani tamamıyla onun duvarlarını kırmak imkansız. Herkesin duvarında zayıf bir nokta vardır. Önemli olan onu bulmak. Tamam düşürme yüzünü. Sen üzül diye söylemedim. Tamer'in peşinde olduğu şey için de nişelenme. Peri ne durumda? Bir şey söyledin mi benimle alakalı? Daha değil. Yani öyle bir konuşmaya başladı ama sonra vazgeçti. Ama vücut dilindeki değişimi fark ettim. Bence onu etkilemeyi başarmışsın. Tıpkı yarın Çağla'nın yapacağı gibi. Hiç şüphen olmasın abicim. Peki sen abi, bugün güzel geçti dedin ama sen Peri'yi tamamen etkilemeyi başarabilecek misin? Hem de hayal edemeyeceğin kadar. Niye, ne oldu ki? Bana olan güveninde bir şüphe mi var? Hayır canım. O ne demek? Sadece Peri psikolojisindeki bir kadına nüfuz etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum diyelim. Sen onu bana bırak. Kızlar, hepimizin görevi zor. Ama başaracağız. Burak için, annem için bunu başarmak zorundayız. Arkadaşlar, giriyoruz. Falan değilim ben. Benim de oğlum kaçırıldı. O yüzden buradayım. Sana niye inanayım? Eğer polis olsaydım ya da onlarla işbirliği yapsaydım, şimdiye kadar çoktan basmışlardı burayı. İzin ver göstereyim. Üstümü aradınız zaten. Aptallık yapma, beynini yerden toplarlar. Oğlumu evinden kaçırdılar. En son bu mahalleye girerken görülmüş. O yüzden buradayım. Ulan az kalsın diyecektim ben de. Güzel hikayeymiş. Hikaye falan değil. Göstereyim. Beni bununla mı ikna edeceksin? Ulan bir terörcüye başka bir terörcü sorulur mu? Beni hıyar mı sanıyorsun? Diz çök! Diz çök dedim! Diz çök! Adın Celal Fırat. Lakabın Karacelo. Normalde bebekleri burada satmıyorsun. Romenlerle, Bulgarlarla organize olup yurt dışına çıkarıyorsunuz çocukları. Son 2 yılda 8 bebeğin kaçırılmasında parmağım var. Daha anlatayım mı? Eğer oğlumun kaçırılmasında parmağın olduğunu düşünseydim, konuşmayı böyle yapıyor olmazdık. Başka bir yerde, başka şekilde konuşurduk. Ama sen yapmadın. Seninle başka bir işim var.
Çok para kazanabilirsin. Hayal edemeyeceğin kadar çok. Bir ara polisler esnafı yoklamıştı. Demek mevzu buymuş. 14 Haziran sabahı oğlumu evimden kaçırdılar. Gördüğün görüntü bu mahalleye girerken yakalandığı son mobese kayıtlarından. Elimdeki en son bilgi bu. Kusura bakma kardeş. Normalde parayı geri çevirme gibi adetim yoktur. Da yapacağım bir şey de yok. Esnafın kameraları falan yok mu hiç? Mobese kayıtları dışında. Ha? Siz buraları bilirsiniz. Düzenini bilirsiniz. Mutlaka bir yolu yordamı vardır. Gören olmuştur. İzi sürülür bunun. Hiçbiriniz mi yardım etmeyeceksiniz? Lütfen oğlum bulmama yardım etsin. Bittin sen! Polis! Kimse kımıldamasın! Bırak silahını! Yat yere! Merhaba sultanım. Beni özledin mi? Ben Hazar. Bir şey buldum. Seni kapşonlu erkek değilmiş. Ömer, ne oluyor? Başka fotoğraf var mı? Aslında var. Bu. Ne oluyor dedim.